Nasıl zeytinyağı bizim bağırsağımızı ve karaciğerimizi düzene sokur? Evet, zeytinyağı eğer soğuk sıkım olsa bizim vücudumuzda müthiş faydaları olur ki onların biri bağırsaklarımızı sağlamak ve karaciğerimizi toksinlerden arındırmaktır. Sızma soğuk sıkım zeytinyağının içinde bol bol asit ulik var. Asit ulik çok güçlü antioksidandır ki bizim çok sıkıntılardan ve bizim vücudumuzu serbest radikallardan koruyar. Zamanı ki biz zeytinyağını tüketirik, zeytinyağı gelir bizim bağırsağımızın etrafına yapışır ve sebep olur ki safra iyice bizim ince bağırsağımıza asılsın ve sebep olsun ki çok yağda sözülen vitaminler emilsin. Zeytinyağı gidip bizim bağırsaklarımızın etrafına yapışacak ve sebep olacak ki biz hem kabızlıktan korunak hem de bağırsaklarımızı çok sıkıntılardan korusun. Özellikle bağırsaklarımızın papillalarını çok şikayetlerden koruyar. Şimdi maalesef çok sıkıntılar bu bağırsak sızmasından kaynaklıdır. Zeytinyağını aç karına özellikle tüketmek sebep olur ki bizim bağırsaklarımızın çevresine yapışsın. Özellikle gelsin bu probiyotikleri tekviye etsin ve papillaları da tekviye eder. Evet, insanların şimdi söylediğim kimi çok sıkıntılar bağırsaktan kaynaklıdır. Çok otoimmün hastalıklar neden kaynaklıdır? Bağırsak sızmasından kaynaklıdır. Zamanı ki zeytinyağını sen tükettin, gelip bağırsağının etrafına yapışıp ve senin bağırsaklarını sağlıklı saklayacak ve seni bağırsak sızmalarından koruyacak. Bu şekilde sızma, soğuk sıkım zeytinyağını aç karnına tüketmek senin karaciğerinde çok toksinlerden arındırar. Senin dalağını da çok toksinlerden arındırar. Bundan dolayıdır ki biri normal şekilde sızma, soğuk sıkım zeytinyağı tüketende hem cildi çok iyi olur hem bedeni çok sağlıklı olur. Siz tam araştırmalara baksanız o insanlar ki Mediterran denizin çevresinde yaşıyorlar. Çünkü bunlar zeytinyağını daha çok tüketirler. O biri insanlara göre bunların kalp damar sağlıkları daha çok yüksekti. Çünkü zeytinyağında bol bol E vitamini var, A vitamini var ve çok ayrı antioksidanlar var ki insanın hem cildini sağlıklı tutar hem bedenini sağlıklı tutar. Zamanı ki sen yeterli zeytinyağı tüketirsen zeytinyağı koymaz çok kolesterollar senin bağırsağından emilsin. Zeytinyağı koymaz glukoz çok emilsin senin bağırsağından kanına ve senin vücudunda insülin direnci yağ şeker hastalığını meydana getirsin. Ya çok ayrı şikayetler ki maalesef bizim kanımızın şekerinin yüksek olmasından meydana gelir. Zeytinyağını bu şekilde tüketmek bizi kilo almadan da koruyar ve sebep olur ki bizim vücudumuz her zaman normal kalsın. Geleneksel tıbbın bakışından zeytin eğer tam yetişmiş ola bunun yağını alanda bunun yağının mizacı sıcak ve nemli olur. Ama eğer zeytinyağını tam yetişmemiş onun yağını alsan onun mizacı soğuk ve kuru olur. Genelde yetişmemiş zeytinden yağlanda bu yağ biraz yeşile meyleder. Ama tam yetişmiş zeytinin sızma yağı biraz sarıya ve altın rengine meyli olar. O insanlar ki bağırsakları biraz tembeldi, yavaş çalışır ve biraz kabızlıkları var. Onlar bir yemek kaşığı zeytinyağı sabah ve bir yemek kaşığı zeytinyağı gece uyanda içseler bunların kabızlığının aradan aparmada çok çok etkili olur. Çünkü zeytinyağı sebep olur ki çünkü insanın yediği gıdalar kalın bağırsağa gidende kalın bağırsak tam bunun sularını alar. Zeytinyağını içmek sebep olur ki biraz su kalın bağırsağımızda kalsın ve dişki yumuşak olsun ve rahat insanın vücudundan dışarıya atılsın. Şimdi çok hastalıkların sebebi iltihaplardı. Evet, iltihaplar çok hastalıkların annesi ve sebebidir. Zeytinyağını düzenli tüketmek
bizi çok iltihabi hastalıklardan koruyar. Zeytinyağını devamlı kullanmak mide sıkıntılarından ve bağırsak sıkıntılarından insanı koruyar. İnsanın vücudunda tam hastalıklar, insanın midesi, bağırsağı, karaciğeri ve dalağı ile direkt irtibatı var. Zamanı ki sen sızma, soğuk sıkım zeytinyağını devamlı tüketirsen çok sağlıklı ve müthiş kalacak. Ama o insanlar ki vücutları daha çok kabızlı, akşam uyanda ve sabah kalkanda ki her zaman tavsiye ederek bir bardak kaynayıp bılıklanmış su için onun içine bir kaşık zeytinyağı ekleyip içseler bunların vücudu daha çok sağlıklı olur. O kardeşlerimiz ki Healthy Plus çayını tüketirler, onlar bu çayı içinde içine biraz limon ve zeytinyağı ekleseler bunların vücudundan safra kisesinin taşlarının dökülmesine de çok çok yardımcı olur ve karaciğeri ve dalağı temizlemekte de çok çok etkisi var. Eğer cildinde yara izi var, istersen bu aradan geçsin, doğal sabunla elini yıka, geceler uyanda zeytinyağıyla doğal balı karıştır ve ora sürgünen uzun zaman bunu tekrar etsen yara izleri gitmesine sana çok yardımcı olur. Ya cildini çok çok iyi tutur. O insanlar ki tırnakları çok kuruyor ve çok ciddi sıkıntılar bunlara yaradır. Bunları eleyebilirler. Her akşam biraz zeytinyağını ısıdalar. Birkaç dakika tırnaklarını zeytinyağının içinde beklediler. Sonra iyice masaj verip ve uyalar. Tırnakların sağlıklı olmada çok çok etkisi var. Onlar ki çok siyatik ağrıları var. Ya bazı bel ağrıları var. Ya bazı ağır kabızlıkları var. Eğer bu zeytinyağını kaynayıp ılıklanmış suyla birlikte kalın bağırsağlığa aman yapsalar bunların ağrılarının azalmasında ve toksinlerin atılmasında çok çok etkilidir. Özellikle o insanlar ki çok aşırı kabızlıkları var, bunlar tavsiye olunur ki hemen kaynayıp ılıklanmış suyla birlikte zeytinyağını karıştırıp lahman yapsınlar bir gün hem bir gün yok. Bu sebep olur ki soğudayı geri tabii kalın bağırsaktan atılsın ve bunların vücudu sağlığa taraf hareket etsin. Zeytinyağının içindeki sitosterollar sebep olur ki insanın bağırsağından kalsiyum, magnezyum, demir iyi emilsin. Ve bu sitosterol sebep olur ki insanın vücuduna şeker ve kolesterol emilmesin. Yani bu bizim bağırsağımızda hatta bu etkisi de olur. Eğer sizin cildiniz ve saçlarınız kurudu ya dudaklarınız kuruyor, bir devamlı 45 gün her gece uyumadan önce göbeğinizin deliğine sızma zeytinyağı tökün. Sizin cildinizin kuruluğunu, saçınızın kuruluğunu ve dudaklarınızın kuruluğunu aradan aparmakta çok çok etkilidir. Ayurveda tıbbında buyururlar ki eğer bir kişi bir uzun zaman her gece uyumadan önce ayaklarının altını sızma zeytinyağıyla masaj verip ve sonra uya, onun vücudunda derdi bela kalmaz ve çok şikayetleri bundan gidebilir. Sevgili canlarım, isteseniz zeytinyağından daha çok fayda alasınız, buna çok sızaklık vermeyin. Çok sızaklık vermek sebep olur ki bazı toksinler bu zeytinyağının içinde emele gelsin ve bizim vücudumuza zararlı olabilir. İsterseniz pes faydalı olsun, bunu yemeklerin üstüne tökün ya zeytinyağıyla limonu karıştırın, salatlarınızın üstüne tökün ya zeytinyağıyla el yapım sirkeni karıştırıp salatlarınızın üstüne tökseniz sizin vücudunuzda insülin direncini ve şeker direncini ve şekerin yüksekliğini iyileştirir. Yani siz salatınıza zamanı ki zeytinyağıyla sirkeni beraber kattınız, sizin vücudunuzda insülin direnci düşer. Karaciğeriniz iyi çalışar, bağırsağınızda emilim iyi olur ve sizin vücudunuz çok sağlıklı olabilir. Ve çalışın, zeytinyağını sirkeyle ve limonla birlikte tüketin, salatlarınıza tökün, yemeklerinizin üstüne tökün ta sizin vücudunuza daha çok fayda sağlasın. Umarım ki bunlara dikkat etmeyle zeytinyağından çok düzgün istifade edersiniz ve zeytinyağı sizin vücudunuza şifa olsun. Hoşça ve mutlu kalın.